Herkese merhabalar, Nurgülay Bağlı Örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz minnoş çiçekleri yapacağız hep birlikte. Bahar çiçekleri gerçekten çok güzel. Yapımı da zevkli aslında. Bunları istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle havlularda, motif süslemelerinde ve yine bebek patiklerinde, bebek şapkalarında, bebek ürünlerinde daha çok olabilir. Gerçekten çok güzel çiçekler. Her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çiçekler. Bugün sizlerle birlikte bu çiçekleri yapacağız. Öncelikle şu minik papatyalarımızdan başlayalım. Daha sonra bunların nasıl yapıldığını göstereceğim size. Ve yine burada yapraklarımız var. Yaprak yapımı kanalımda vardı sanırım. Ben yine kolaylık olsun diye açıklama kısmına yaprak videosunun linkini atarım sizler için. Evet, bu şekilde papatyalarımız ve çiçeklerimiz. İplerimize gelecek olursak, her zaman bahsettiğim gibi ben bu tarz şeylerde genellikle merserize ip kullanıyorum. Markası hiç önemli değil ama merserize olması. Çünkü örneğin bu çiçekleri havlulara yaptığımız zaman makineye atıp yıkıyoruz doğal olarak. Merserize ip olursa hiçbir şekilde bozulma riski yok. Ama yünlü bir ip de bu daha riskli oluyor. O yüzden ben merserize ipler tercih ediyorum. Genellikle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Lamia'nın merserize iplerini tercih ediyorum. Tabii ki bu yine sizin isteğinize bağlı. Dediğim gibi marka hiç önemli değil. Merserize olması yeterli. Tığlarımıza gelecek olursak, ben buraya elime göre 3 adet seçenek koydum. 2 milim, 2.20 ve 2.5. İsteğe göre, elinizin ayarına göre. Çünkü tığ numarası ipinize ve elinize göre değişiyor sürekli. Bundan dolayı 3 adet tercih bıraktım ben buraya. Hangisi sizin elinize uygun olursa o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hazırsak başlayalım. Öncelikle küçük papatyadan başlıyoruz. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Ben yine aynı şekilde merserize ipimizin beyazını alarak başlıyorum. Çok keyifli bir video olacak çünkü minik minik çiçekler yapacağız. Evet arkadaşlar, ben 2.20'yi kullanmak istiyorum. İpimizi aldık. Şu küçük papatyamızı yapacağız. Sihirli halkayı her seferinde göstermiştim ama yine göstermek istiyorum. Şu orta parmağımıza şu şekilde doluyoruz ve şu kısmını ve buradaki ip mesafesini biraz uzun bırakıyoruz. Şu şekilde tutturalım. 1, 2, 3, 4 adet zincirimizi çekelim. Ve şöyle hafiften çekelim. Üzerine aldık. Yuvanın içine 4 adet ikili trabzan yapalım. Ve yine 3 adet zincir çekelim. Aynı yuvaya tekrar batalım. Tekrar 3 adet zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya yine 4 adet ikili trabzan yapalım. Yaptıkça şurayı biraz çekerek daha rahat yapmamızı sağlar. Yine 3 adet zincir çektik. Yuvaya battık. Aynı şekilde 3 zincir çektik. Yine aynı yuvanın içine 4 adet ikili trabzan yaptık.
Yine 3 zincir çektik, yuvaya battık. Yani aynı işlemi bizim 4 yaprak olana kadar devam edeceğiz. Evet, son yaprağımız. Bu şekilde bitiriyoruz. Ve bunu kopardık. Şu şekilde güzel bir şekilde sıkalım. Daha sonra arkayı çeviriyoruz. Şu sıktığımız, yani sihirli halkamızın çektiğimiz şu sıklaştırma ipini hemen şöyle karşısına, bakın şöyle tuttuğumuz zaman karşısına şu boşluklardan geçiriyoruz. Şu da kopardığımız ip, bunu da hemen şu yanındakinin, bakın şu yanındaki dilimin hemen orta kısmından, yine şu direklerden ipimizi geçiriyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman karşılıklı olması gerekiyor iplerimizin. Bu şekilde bunu kenara alalım. Şimdi şu sarı tomurcuğunu yapacağız. Evet, sarı ipimizi aldık. Şöyle başlıyoruz. Birazcık ip bırakıyoruz şurada, uzun bir şekilde. 11 adet zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Aynı uzunlukta şöyle şu kadar ipimizi kesiyoruz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz zincirimizi şu şekilde 2 adet düğüm atıyoruz. Şöyle bildiğimiz bağladık. Bu bizim tohumumuz olacak. Ve yapmış olduğumuz papatyamızı alıyoruz. Şu ters kısmından batarak şöyle iplerimizi arkaya çekiyoruz. Ve bunu şu şekilde güzel sağlam olmuş mu diye, tam oturmuş mu diye bakalım. Şunlar bizim beyaz iplerimizdi. Şu şekilde sarıyı da aynı şekilde karşılıklı yapıyoruz ve bunu güzel bir şekilde bağlıyoruz. Evet. İplerimizi keselim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir papatyamız oldu. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden şu çiçeğimizin alt kısmının nasıl olduğunu yapacağız. Yine ben 2.20 kullanacağım. Yine aynı şekilde arkadaşlar, sihirli halkamızı yapıyoruz. Aynı şekilde yine birazcık ipimizi bağlamak için bırakıyoruz. Tığımızı taktık. 5 adet zincir çektik. Üzerine aldık. Yuvanın içine battık. 1, 2 ama uzun uzun, bakın bu şekilde. 3. Şurayı hafif şöyle yine çekelim. Yine üzerine aldık. 1, 2 ama çekerek, dediğim gibi uzun olsun, ve 3. Pardon arkadaşlar, ben de burada bir yanlışlık yaptım. Şu şekilde şunu tutuyoruz. Burayı tekrar göstereyim size ben. Şimdi 5 adet zincirimizi çektik. Üzerine aldık. 1 uzun uzun, 2 tuttuk. Tekrar üzerine aldık. Yine aynı yuvaya battık. 1, 2. Ve hepsini bir anda topladık. Sonra 4 adet zincir çektik. Bakın şu hemen tepe kısma, şuraya batarak şuraya bir bilik yaptık. Şöyle. Tekrardan 5 zincir çektik. 4, 5. Aynı yuvaya yine battık. Şunu biraz daha çekelim, rahat yapabilmemiz için. Evet. Şimdi yine 5 adet zincir çektik.
üzerine aldık. 1 2 tuttuk. 1 2 ve sonra üçünü birden topladık. 1 2 3 4 zincir çektik. Şuraya bibik yaptık. Ve yine aynı şekilde 5 zincir çektik. Aşağıya indik. Aynı yuvaya. Burada da yine bu işlemi aynı şekilde 5 adet dalımız olana kadar devam ediyoruz. Uzun uzun çekelim burada arkadaşlar. Evet, zincirimizi çektik ve aşağıya indik. Şimdi son dalımızı yapıyoruz. Tekrardan gösteriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Üzerine aldık. 1 2 uzun uzun çektik, tuttuk. Aynı şekilde 1 2 ve 3'ünü birden topladık. 1 2 3 4 zincir çektik. Şu noktaya batarak bibik yaptık. 1 2 3 4 5 zincirle aynı yuvaya indik ve kapatıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde biraz ip bırakarak kesiyoruz. Şimdi tekrar şu papatyada yaptığımız gibi iyicene sıkılaştırıyoruz. Arkasını döndürüyoruz. Şu ipimizi, bakın çektiğimiz ipi şöyle şu şekilde yapınca hemen karşısına gelen dalın arasından geçiriyoruz. Şu sonraki kestiğimiz ipi de şöyle tutunca, bakın şöyle tutunca hemen şuradan geçiriyoruz. Yani şöyle yapınca karşılıklı olması gerekiyor. Bunu bu şekilde hazırladık. Şimdi bunun üzerine görmüş olduğunuz gibi şu pembe papatyadan yapmam gerekiyor. Ben hemen tekrardan papatyayı yapıyorum. Sarı tomurcuğunu yine birlikte ekleyeceğiz. Birlikte göreceğiz onu. Ben hemen bir pembe papatya yapıp geliyorum. Evet, ben çiçeklerimi hazırladım. Daha önce papatyamızı yapmıştık. Bunu da yine aynı şekilde, şu papatyamızı aynı şekilde hazırladım. Şöyle 3 bölümden oluşuyor. Şimdi bunu size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Yine aynı şekilde bu sarı tohumumuzu bu şekilde bağlıyoruz. Yine şu papatyamızı alıp içinden ters kısmından tığımızı geçirip sarı ipimizi bunun içinden geçirdik. Tam oturmuş mu, sağlam mı bakıyoruz. Sonra şu dördünü bir şekilde tutuyoruz. Şu yapmış olduğumuz, yani şunun şu beyaz kısmını, biz şu an bu çiçeği yapıyoruz. Şu beyaz kısmında yine aynı şekilde tersinden tığımızı takıyoruz ve hepsini birlikte geçiriyoruz. Şu şekilde elimizle düzeltelim. Şöyle tersinden her tarafta bir beyaz, yani her iki kısımda bir pembe bir sarı ip olacak. Şöyle şu şekilde, aynı şekilde diğer tarafı da, hepsini şöyle bir tutup çekiyoruz sağlam olması, tam oturması için. Ve yine aynı şekilde buna da yine iki bilemediniz 3 düğüm atıyoruz sağlam olması için. Bu zaten dikildiği zaman altta kalacak. Evet, iplerimizi keselim.
Şu şekilde de düzeltince bakın bu şekilde çok kolay, çok keyifli minnoş çiçeklerimiz olmuş oluyor bu şekilde. Bunun aslında devamı var. Şöyle söyleyeyim, ben bunları bir havluda kullanacağım ve bu havluyu da nasıl yapacağımı sizlere göstereceğim. Burada motiflerim var benim. Şöyle bu şekilde motiflerim var. Şimdi bu motifi de bir sonraki videoda sizinle yapacağız. Özellikle yapmak istememin sebebi şu köşelerden hani geçiş noktasının nasıl olduğunu bana çok soran oluyor. Hani pürüzsüz durduğu için diğerlerine şurada şöyle bir ekleme kısmı oluyor bazı motiflerde. Hani sizinkinde olmuyor, nasıl yapıyorsunuz diye çok istek gelince ben de bu motifin bir tanesini sizlerle yapmak istedim. Bir sonraki videoda o motifimizi yapacağız ve çiçeklerimizi motifimize nasıl monte edeceğiz. Hatta şöyle bir ipucu vereyim, göstereyim. Şu şekilde olacak. Şöyle ve yaprakları olacak. Yine burada. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Dikme kısmını göstereceğim ve havluya nasıl monte edeceğiz? Bunları da daha sonraki videolarımda hep birlikte görmüş olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.